Merhaba sevgili Yeni Çağ TV izleyenleri. Bir Cumartesi Sohbetler programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programda konuğum Kastamonu Üniversitesi'nden öğretim görevlisi arkadaşımız Mirati Madak olacak. Konumuzsa gördüğünüz gibi eğitim ve Atatürk. Niye eğitim ve Atatürk dedik? Kasım bizim için son derece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmayanlar için de önemli bir ay. Niye? Çünkü büyük bir lideri kaybettik 10 Kasım'da. Kaybettiğimiz lideri 10 Kasım'da anıyoruz. Okullarda Atatürk'ün eğitimin, Atatürkçülüğün, Atatürk'ün eğitime verdiği önemi anlatıyoruz öğrencilerimize. Ancak bu iktidar ne yazık ki Yusuf Tekin döneminde 10 Kasım'da okulları tatil etti. Bunun da ayıbını yaşıyoruz, utancını yaşıyoruz. Mirati Hocam aynı zamanda sendikacı, yazar, şair. Eğitim ve Atatürk konusunu konuşacağız. Eğitim deyince aklımıza ne geliyor? Atatürk deyince ne geliyor? Osmanlı'da neydi eğitim? Cumhuriyet'te Atatürk'le birlikte eğitim ne aşamaları kaydetti? Ne yaptı onları konuşacağız. Hepimiz her şeyi bilmiyoruz mutlaka ama bildiğimiz bir şey var ki 1924'te Tevhid-i Tedrisat yasasıyla birlikte, o yasanın çıkarılmasıyla birlikte Türkiye'de eğitimde devrimin adımı atılmış oldu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi bir söyleşi olsun. Atamızı anmak her zaman insanın zor zamanlarda sığınacak bir limanı gibi bize geniş olanaklar sağlıyor düşünsel anlamda. Geçen 10 Kasım açısından baktığımızda da sadece devlete, protokole ya da bir biçimde zorunlu olarak kutlamak durumunda kalanlara değil, halkın kendi içinden gelen bir coşkuyla Atatürk'e sığmayacak tarzda ve yerele baktığınızda da özellikle ilkokul çocuklarının yoğun bir sevgiseliyle Atatürk'e bunca uzun süreler geçmiş olmasına rağmen gösterdikleri ilgi, sevgi ve ona coşkuyla sahip çıkma olgusu hani Gelibolu Mehmet Ali'nin bir dokun bin ah işit kaseyi fafurdan söyleşine uygun bir dönemden geçiyoruz. Yani pek çok sorun yaşıyoruz. Gündem çok hızlı değişiyor. İnsanın içini acıtan, gönlünü kanatan, kafasını yoran olaylar birbiri ardısına sanki sıraya dizilmişler gibi geliyor. Profesör Doktor Kadir Cangızbay'ın bir sözü var, değerli bir sözü var. Sürekleştirilmiş kıyamet hali yaşıyoruz neredeyse. İçimizde de dışımızda da dünyada olan olaylar belki daha kötü biçimde ülkemizde de etkisini gösteriyor. Yani rakamların bir biçimde gerçekle ilişkisinin kopartılması, bir rakam terörü de var çarşıya, hı hı, pazara çıktığınızda. İşte emeklilerin haline baktığınızda içiniz gerçekten sıkılıyor. Yani yıllarını çalışarak ülkeye hizmet ya da çevresine hizmetle geçmiş insanların bugünlerde neredeyse açlık sınırına dayanmış bir hayatı yaşamak zorunda kalmaları aslında ülkemizin eğitim konusunda, ülkemizin geleceğini belirleme süreci içerisinde bazı hataların da yapıldığı gerçeğini ortaya çıkarıyor. Yani şu demek değil aslında, eğitim her şey. Tabii eğitim her şey. Çok... Eğitim, ekonomi, eğitim, sosyal bilimler, eğitim, ihracat, ithalat, üretim. Eğitim adam gibi yaşamak. Eğitim şart diyor ya Cem Yılmaz, evet. Her zaman denir eğitim şart. Askere gittiğinizde en büyük silah eğitim diye askerlere, acem askerlere yürüyüş kararı saydırılır. Bildiğiniz gibi. Tabii Atatürk sürekli olarak üzerinde durulması, düşünülmesi gereken insanlardan bir tanesi ama biz şu kitabı göstermemde bir sakınca yok. Gördüğünüz gibi Halit Rıfkı Atay'ın Cumhuriyet Yayınları'ndan çıkmış Çankaya'nın birinci cildi. Diyor ki o kitapta şarklılar için ya metiye ya hicviye vardır. Evet. İkbal adamlarını ya borçlusunuz baştan ayağa övmeli, ya kinlisiniz tepeden tırnağa yermelisiniz. Bu tür yazılarda şairin veya nasirin hayal ve nüklelerini tatmakla kalırsınız. Fakat adamı tanımazsınız. Şark devlet adamlarının hatıraları da övünmekten veya savunmaktan öteye geçmez. Gerçekten doğuda böyle bir kaside mantığı vardır. Biraz da sanatın, sanatçının kendisine hami bulma konusunda yeterince verimli ortamlarda yaşamadığından kaynaklanır bu süreç içerisinde. Bugün itibariyle baktığımızda hani içimizi acıtan bazı şeyleri söyleyelim ama umudun olacağı süreçte ne zaman sıkılsak, ne zaman kendimizi edilgin durumda hissetsek
Atatürk bir kaçış, bir dinlenme, bir yeniden kendini var etme, yeniden kendini inşa etme olanağı sağlıyor. Çünkü yaşadığı süreç itibariyle dolu dolu yaşamış. Yani sadece gündüzünü değil, akşamlarını da bu sürece dahil etmiş. 24 saat çalışan bir zihin var. Onun ötesinde bildiğiniz gibi savaş alanlarında bile okumayı bırakmamış. Tabii. O dönemlerde söyleyebiliriz. Atatürk'ün okuduğu kitaplar bağlamında bakarsanız elinize müthiş derecede bir külliyat çıkar. Bunu öğrenmek çok da zor değil. Zaman zaman bu soruyla karşılaşıyoruz. Anıtkabir'de Atatürk Müzesi var biliyorsunuz. Evet, evet. Orada giysilerinden kullandığı diğer eşyalara kadar titizlikle hazırlanmış, gerçekten panoramik olarak neredeyse hayatını milimetrik anlatan özellikleri var. Orada kitapları görürsünüz. Kitapları nasıl okuduğunu görürsünüz. Yani hep söylüyorum bunu. Ortadan, baştan, sondan okuyup, sadece ön sözünü okuyup, sadece arka yapıyı okuyup, sadece kütüphanede bırakmamış. Bırakın kitap okumamak için mazeret üretmeyi, savaş meydanlarında bile kitap okumayı, çadırlarda bile kitap okumayı, hasta halinde bile kitap okumayı sürdürmüş. Şöyle bir değerlendiriyoruz. Hani liderler zaman zaman birbirlerine benzetilir ya. Evet. Acaba günümüz siyasetçilerine baktığımızda Atatürk'ün okuma performansına yaklaşır bir siyasetçimiz var mı diye arkadaşlarla zaman zaman konuşuyoruz. Tabii her arkadaşın kendi dünya görüşünce birilerini söylüyor. Şu okumuştur ya da okuyordur ya da okudu. Mevcutlar içerisinden tabii, mi söylüyorsunuz? Tabii mevcutlar içerisinde söylüyor. Yani ama şöyle diyorum, yani Atatürk'ü birileriyle karşılaştırırken eğer birinden karşılaştırıyorsanız o arkadaşların verdiği beyanatları, söylevleri bir kenara koyun. Atatürk'ün söyleme demeçlerini, Atatürk'ün nutkunu bir tarafa koyun. O zaman aradaki farkı arayacaksın, hatta ya niye karşılaştırıyorsunuz diye üstesli bir tavır içerisine girebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Atatürk Kütüphanesi deyince hemen söyleyeyim hocam, bilmeyenler, bizi izleyenler de belki fark etmeyenler vardır. Anıtkabir Komutanlığı Atatürk'ün okuduğu kitaplarından altını çizdiği bölümleri kitap haline getirdi. Satışa sunuldu. Çok değerli bir hizmet. Anıtkabir'de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Anıtkabir Komutanlığı'na da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Buyurun. Tabii bu TRK kayıtlarında var zaten ne kadar kitap okuduğuna dair. 4433 kalemde 7338 olarak saptanmış bunlar. Tabii yine bibliyografik künyede 10.000 kitap olduğu belirtiliyor. Bir de savaş alanlarında biriktirme, tasnif etme, onu belli bir düzende tutma çok kolay olmuyor. Çünkü bakarsanız cepheye geçmiş o dönemlerde ulaşım olanaklarını da hesaba katarsanız çok ciddi anlamda o zor koşullarda hiçbir mazeret göstermeden kendisini var edip gelecekte bir ülke inşa edecek bilgi birikimini ancak zaten böyle elde edebilirdiniz. Yani kendiliğinden olmuş bir durum söz konusu değil. Mucize değil Atatürk'ün yaptıkları. Gerçeğin ta kendisi. Bilginin, birikimin, deneyimin ve toplumuna vefanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Bir değerlendirme. Şimdi biraz o dönemlerde neler var? Hani günümüzde övünerek söyleyebiliriz. Aşağı yukarı 500 bine yakın atanmış öğretmen var. Bakın 500 bine yakın atanmış öğretmen var. Acaba biz o 500 bine yakın atanacak öğretmenle ülkenin eğitimini nereden nereye getirebilirdik? Eğitim formasyonu alıyor tabii, atanmıyor. Tabii. Öğretmen oluyor. Öğretmen olarak kendisini hazırlıyor hayata. Ancak kapılar yüzüne kapalı. Çeşitli nedenleri var bunun. Siyasal nedenleri var. Toplumsal nedenleri var. Ya da hesap, yani şöyle düşünün. Üniversitelerin her şeyi hesaplaması gerekir değil mi inceden inceye? Yani öğrencileri alırken ne kadar ihtiyacımız var, ne kadar yetiştirelim diye. Evet. Genel bir uslamlama içerisinde bunu bir değerlendirmesi gerekir ama biz en kolay hangi bölümleri açabiliriz? Şunları. Bir tahta, bir sıra, bir öğrenciler oldu mu? Yani en ucuz yatırımı, yani iş yapıyoruz, iş görüyoruz görüntüsünü üretmenin en kolay yollarından biri haline gelir. Bakın Cumhuriyet, yani büyük bir mücadele, insan kanıyla yapılan mücadele, şöyle söylemek lazım, küçük belki parantezler açmak gerekiyor. Sakarya Savaşı Asteğmenler Savaşı'dır. Yani Asteğmenler Savaşı bir biçimde gönüllülerin gittiği savaşlardır. Çünkü eğitim çağındaki çocuklara, insanlara, öğrencilere askerlik zorunlu değildir. Ama buna rağmen şeyde de Anadolu'da görürsünüz bazı liselerin, eski kadim liselerin kapılarında
Kurtuluş Savaşı'na katıldı, Çanakkale Savaşı'na katıldı, evet, ya da şurada katıldığı için mezun veremeyen öğrenciler neredeyse iftiharla anlatılır. Çünkü şöyle karşılaştırılır zaten çeşitli kitaplarda. Bernard Lewis kitabında da var modern Türkiye'nin doğuşunda. Yunan ordusunda asker fazla, bizde asteğmen yani subay fazla. Niye? Savaşlardan yığılmış halk. Yani 1. Balkan, 2. Balkan, Trablusgarp, hemen peşinden Paylazımız Savaşı, Çanakkale Savaşı, iç karışıklıklar, işte Doğu'nun hali falan derken burada en duyarlı olanlar Atatürk gibi halihasker olanlar. Yani kurtarıcı rolüne, ülkeye düştüğü zor durumdan kurtarma rolüne soyunan insanlardır, eğitimli insanlardır. Bu ülkenin eğitimli insanları, biraz önce söyledin, 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tesisat Kanunu inanılmaz derecede planlı programlıdır. Tabii. Çünkü Osmanlı'nın yıkılış nedenlerinden bir tanesi ikili insan tip yetiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Tarikatların eğitim sistemi. Tabii şöyle yani mektep medrese ayrımıdır. Mektep dediğiniz daha modern, batı o dönemde gelişmiş olan enstrümanlarıyla eğitimi daha batıcıl, daha böyle rasyonel çizgi üzerine koymak bir yapısı vardır. Kârb okulları bunu almıştır kendisine, kabul etmek gerekir bunu. Öbür taraftan mektepli alaylı ayrımı vardır. Şimdi medreseden yetişen insanın dünyaya bakışıyla mektepten yetişen insanın dünyaya bakış arasında farklıdır ve dolayısıyla o insanlar devleti oluştururken, devletin bürokrasisini oluştururken birlikte olmak yerine kendilerini orada hakim kılabilmek için mücadele etmişlerdir. Yani öncelikle makam mevki meselesinde kendi aralarında sorunlar yaşanmıştır. Bak şeyde Balkan Savaşları'nda kayıpların büyük çoğunluğu İttihatçılı askerlerle Hürriyet İtilafçı askerlerin birbirlerini destekleme, engelleme gibi gerçekten inanılmaz şeyler ortaya konulmuş. Şöyle demek lazım. Cumhuriyet büyük mücadelelerle işte oluşturulmuş. Mücadele bitmemiş ama Cumhuriyet böyle pırıl pırıl anahtar teslimi bir ülke teslim etmemiş. Pek çok sorunu var içerisinde. Şöyle diyelim, halkın çoğu köylerde yaşıyor. 40 bin civarında köy var. 35 bininde okul yok. Öğretmenlerin 1/4 eğitimsiz. Traktör yok denecek kadar az. Karasaban kullanıyor halk. Ayçiçeği, şeker üretimi yok. Ekmeğin unu bile ithal. Arkadaşlar o dönemde tüm yurtta yalnız birkaç bin hektar sulu tarıma fırsat veren, imkan sağlayan durumlar söz konusu. Onlar da tabii, Ege ve tabii daha çok o civarda. Yani batıya İstanbul merkezi yaklaştıkça Bursa belki biraz Edirne. Aydın. Yani geçmişte imparatorluk merkezi olmuş ya da başkent olmuş şeyler daha ziyade. Tabii şöyle bazı rakamlar vereyim. Ortalama ömür 40 yıl arkadaşlar. Şimdi 70'li yılları, 80'li yılları tartışıyoruz dönemde. Her iki bebekten biri, her beş anneden biri ölüyor. Şimdi birazdan günümüzdeki şeylere de gireriz. Tüm yurtta 4 hemşire var arkadaşlar. Topu toplamı 60 eczane var. Diş hekimi hiç yok. Bu işi bir berberler yapıyor arkadaşlar. Ya, sünnette dahil olmak üzere. Ve 136 tane ebe var. Doğurganlık açısından bakıldığında, bırakın doktoru, ebe olarak var. Tabii 1 milyondan fazla insan evsiz, barksız kalmış. Madenler, demir yolları yabancıların elinde, işte o dönemdeki anlaşmaları, kapitülasyonlardan sonraki süreci herkes biliyor. Tabii toplam sermayenin ancak ve ancak %5'i. Yerli sermaye. Tabii yerli sermaye. Postane yok, dükkan yok, sanayi adı verilen 280 tane iş yeri var. Yani bunları artırmak mümkün. Banka çoğu yok, finans kuruluşları yok. İşte Osmanlı Bankası diye aslında %100 İngiliz sermayesi olan bir yapı var. Değil mi? Yani Osmanlı Bankası para basıyor bilmem ne. Galata bankerleri var hocam. Tabii. Gülten Kazgan hocamın bir kitabı vardı Galata bankerleri diye. O dönem Osmanlı'daki finans piyasasını, padişahın parasını işleten, padişahların vezirlerin parasını işleten tefeciler ve Osmanlı'yı batıran tefeciler. Size başka bir şey söyleyeyim. Hazine-i Hassa Nazlıları vardır. Hazine-i Hassa Nazlıları da kesinlikle Türklerden alınmamıştır. Ermeni ağırlıklıdır. İsimlerini de zikredebiliriz. Yani finansman, para, pul işleri daha çok yani Baltaliman Anlaşması'ndan sonra yapılan diğer uygulamalar, kapitülasyonlardan daha ağır cebri tedbirler, şunlar bunlar. Tabii kadınlarda işte mesela eğitim hakkı yok, meslek edinme hakları yok, velayet miras hakları yok, kadının seçme ve seçilme hakkı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani
Toplumun neredeyse yarısından fazlası atıl durumda. Çünkü savaşlarda daha çok erkek nüfusun azalması söz konusu. Konuyla çok doğrudan ilgili değil ama Osmanlı'nın o son dönemde o savaşlardan bıkan halk köylerde biliyorsunuz o zaman ecnebilerle, yabancı uyruklarla din adamları askere gitmiyorlar. Muaflar askerde. Evet, askerlikte muaflar. Dolayısıyla köylerde kalanların büyük bölümü ya din adamı ya da işte azınlıklar, dönemin azınlıkları. Dolayısıyla bizim o son dönemlerde o kadar çok felaket bir ensest ilişki var ki, birden çok evlilik var, kadına mal gözüyle bakan o din adamlarının. Şimdi günümüzde de benzer şeyler o tarikatlarda, işte narin cinayeti bana bunu anımsattı. Yani siz bunu söyleyince kadının seçme seçilme hakkı yok, miras hakkı yok, kadın adam yerine konulmuyor denince ben Narin'in köyündeki durumu anımsadım. Evet, şimdi şöyle diyeyim, nasıl olsa cumartesi söyleşisi, illa böyle belli bir program içerisine gitmeyelim. Osmanlıca ya daha doğrusu divan edebiyatında bir sanat vardır, lef-i neşir diye, dağıtıp toplama sanatı. Hmm. Sonradan toparlarız. Bakın 5, 4, 3, 2, 1 diye sayalım. Evet. 5, 4, 3, 2, 1. Niye 10 değil de? Bakın 5'ten başladık. Çünkü sıfıra buradan iniyoruz. Fadime Nefes, Funda Peri, Aslan Miraç, Masal Işık, Aras Bulut Akçan. Bunlar arkadaşlar İzmir'de, Selçuk'ta evet. Anneleri evet. Burada toplamaya gittiği için ve bakacak kimseler olmadığı için, bakın bu ülkedeki kreşler, anaokulları, yer sosyal yardım yapmaları ne diyordu Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduğunda? Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Yani birilerinin oy deposu değildir. Gelecekte kurmak istedikleri ütopik dünyanın neferleri değildir. Çocuk, çocuktur. Çocuk dediğimiz şey Atatürk'le birlikte etrafına bir bakın, çocuğa nasıl davrandığına, çocuğu nasıl gördüğüne bir bakın. Çünkü kendisi de 6 kardeş, bu 4 kardeşten bazısı kuş balazından ölmüş, salgın hastalıklardan ölmüş. Biliyorsunuz sadece kız kardeşiyle evet. Görüyoruz o dönemi. Yani Atatürk bunları çok ayrıntılı yaşadığı için ilginç şeyler yapmış. Yani ve ilk yaptığı işlerden bir tanesi de çocuk esirgeme kurumunu. Tabii onu daha darülehitamlar, şunlar evet. Bunlar söylenebilir aslında. Şöyle öyle ilginç şeyler yapmış ki gürbüz nesiller yetiştirebilmek için et ve balık kurumu kurmuş. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani ya efendim Sümer Bank'ı kurmuş giydirebilmek için. Yani yoksul halkı giydirebilmek için Sümer Bank'ı kurmuş. Hani birileri geldi liberal ekonomi savunduklarını iddia ettiler. Efendim pijama yapar mı? Efendim yani işte top iğne yapar iç çamaşırı mı? Yapar mı? Devlet. Ayakkabı yapar mı? Devlet eğer böyle bir durumdaysa sosyal şey devlet. Yapar. Ne diyor? Anayasamızın değişmez maddelerinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. O sosyal içerisinde o kimsesizlerin kimsesi kavramını ne yapmamız gerekir? Oraya tam oturtmamız gerekir ki kimsesiz kalmak, sadece birilerine yaranırsan hayatta kalabileceğin bir ortamı hazırlamak, yani humanizm açısından da baksanız, laik açısından da baksanız, insanı değerler açısından da baksanız doğru olmayan, ciddi anlamda insanın ruhunda burkuntu yaratan özellikler olarak karşımızda duruyor. Şimdi burada tabii Atatürk dönüp dolaşıp referans kaynağı olarak aldığımız yerdir. Kim ne sorarsa sorsun, seninle de daha önce yaptığımız konuşmalarda ülkenin fabrika ayarlarına, cumhuriyetin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini yineliyoruz, evet, söylüyoruz. Evet. Fakat kendisini cumhuriyetçi diye tanımlayan, kendisini laik diye tanımlayan, kendisini seküler diye tanımlayan insanların pek çoğu da aslında küçük küçük bilinçli ya da bilinçsiz hataları yapmamış mı? Yapmış. Evet. Niye yapmış? Çünkü mübalağa sanatı vardır biliyorsunuz. Eğer aşırıya kaçarsanız mübalağa yergiye de geçer. Hı hı. Yani hicve de geçer buradan baktığımızda. 80 darbesini yapanların yaptığı tabii gibi. Yani işte o nedenle biliyorsunuz Yunus Nadi ben Atatürkçü değilim. Nadir Nadi ben Atatürkçü değilim diye bir kitap yazdı. Şimdi ben geçmişte şöyle diyelim. Bizim bir kahramanımız var. Bu kahramanımızı yadsıyamayız. Sadece 10 Kasım'da değil, sadece 29 Ekim'de değil, sadece 19 Mayıs ve 23 Nisan'da değil. Bu tür bayramların bile içini boşaltmak için bazı onun karşısına hani biliyorsunuz birilerinin ölüm ya da doğum yıl dönümlerini getirme gibi çabalar var. Halbuki hicri takvim ve miladi takvimi denkleştirmeniz mümkün değil zaten baktığınızda. Şöyle bir toparlayayım ben. Olur, yani en azından olur hocam, toparlayalım. Biz Atatürk'e karşı
nasıl hatalar yaptık? Atatürk'ü sevdiğini iddia eden insanlar açısından hangi olumsuz ya da en azından kötü niyetlerin eline koz verdik? Onları belki paylaşmak gerekir. Biliyoruz ki kimi toplumların geçmişinde yerel, kimi toplumların bölgesel, kimi toplumların da ulusal kahramanı vardır. Ama bizim en büyük güvencimiz evrensel bir kahramanımız var. Tabii. Örnek verebiliriz. Norveçliler ne diyorlar? Atatürk gibi düşünmek. Zor bir duruma düştüğünüzde. Yani bu bile İskandinav ülkeleri işte baktığınızda işte Nobel'i veren insanlardır. Tamam, Nobel'in trajik bir hikayesi vardır kuşkusuz ama olsun. Ama baktığınızda bir ülkeye gittiğinizde eğer bağımsızlığını sonradan aldıysa, bir bağımsızlık mücadelesi verdiyse en büyük bulvarlarının, en büyük alanlarının Atatürk ismiyle onurlandırıldığı, Atatürk'e tabii hakkının teslim edildiğini görüyoruz. Şimdi 20. yüzyılda hiçbir vatan kurtarıcıya, devlet kurucuya nasip olmayan saygı ailesi ulusal önderimizin, ulu önderimizin ardından Türk ulusu tarafından sunulmuş ve sunulmayı sürdürüyor. Bakın bir devlet zorlaması, bir resmi bayram dayatmasıyla değil, insanların içinden gelerek kendi özgür iradeleriyle, özgür istençleriyle ne yapıyor? İnsanlar katılıyor. Onun tadı başka. Yani birini yasak savma kabiliğinden yaparsanız zaten sakin duruyor. Öyle değil mi? Şimdi dünyada hiçbir lider Atatürk'ün yaptıklarını yapamamış. Onun verdiği mücadeleyi verememiş. Yıkılması kesinleşmiş bir imparatorluktan bir milletin yeniden doğuşu gibi tarihte eşsiz bir olay gerçekleştirmiş. İşte Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra bunu masada da sürdürmüş. Lozan'da İsmet İnönü'yü de anmak gerekir bu aşamada. Türk devletini devrim ve ilkeleriyle daha ileriye taşımaya çalışmış. Hani süre uzun olsaydı diye tartışmalar var ya, bir 10 yıl daha yaşasaydı. Tabii tarihte yaş öyle olsaydı, böyle olsaydı şartekine bağlı olarak bir değerlendirme yapmak çok analitik bir yaklaşım değil aslında. Tabii şöyle diyelim, kendi çıkarları için dünyayı kana bulamaktan çekinmeyen, milyonlarca insanın ölümüne dış politika başarısı gibi bakan devletlerin çoğu, büyük hükümran devletlerin büyük çoğu, tabii Mustafa Kemal'in maddi ve manevi mirası Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi yayılmacı politikalarının en büyük engeli olarak görüyorlar. Dolayısıyla Atatürkçülükten vazgeçin, yeni dünya düzeninde globalleşme, küreselleşme, Mustafa Kemal'in istiklali tam dediği, tam bağımsızlığı, ya efendim uluslararası sınırların kalktığı dünyada tam bağımsızlık olmaz, karşılıklı bağımlılık olur haline getirip bağımlılığı itiraf eden yapılarında olduğunu söylemek, değerlendirmek gerekir biliyorsunuz. Tabii bunun perde arkası var arkadaşlar. İşte uluslararası bir oyun ve oyunun içimizdeki temsilcileri var. Bunlar iktidar olabilmek için, iktidarda kalabilmek için yani neler söylemişlerdi, kimlerle işbirliği yaptıklarını söylememiz için anlamıza gerek yok. İsim almıyoruz, anlamıza da gerek yok, tabii, ağzımızı kirletmeyelim. Tabii bu arada tamam bunları söyledik de son dönemlerde ki aşağı yukarı 15-20 yıllık dönemde Atatürk ilke ve devrimleri, işte Atatürk gibi, Atatürkçü gibi gözüken ünsenler var. İşte ondan çıkar sağlayan, onun için kendisine bir menfaat alanı açma çabası içerisinde olan. Atatürk'ün yaşamı boyunca yıkmaya çalıştığı taassup Atatürk'ün ölümüyle birlikte mevzi gerisinden, sutra gerisinden çıkmaya başlamış. Ne yapmış? Bir biçimde kendisini yeniden inşa edebilmek için yerli ve yabancı, özellikle doğu kaynaklı ama doğu üzerinden işte petrodolarlarla, şunlarla, bunlarla, işte rahmetli Uğur Mumcu'nun yazdıklarını nereye koyarsınız o dönem itibariyle baktığınızda? Evet. İşte Hısır Millet dedi de onu nerededir? Zafer Tarık Tunay nerededir? Yani aslında bu konuları bilen, anlayan ve bunun dikkatini çeken, ikaz eden insanlar oldu. Ve belki de ikaz ettikleri için Muammer Aksoy gibi hayatlarıyla ödediler. Tabii düzeyli bir eleştiri anlayış gelişmemiştir. Biz eskiden neydik? Batı'nın doğuya açılan kapısıydık. Öyle bir çaba yaptık. Şimdi doğunun batıya açılan kapısı olduk. Ve bu üstlendiğimiz sorunlu birliktelikten dolayı doğunun deposu olduk. Şöyle anlatayım size. Ben bir sınav yaptım, geldim. Yabancılara Türkçe öğretiyorum. Derslerim öyle. Dünyanın 27 ülkesinden öğrencimiz var. Hı hı. Nepal'den var. Somali'den var. Efendime söyleyeyim. Endonezya'dan var. Yani çok geniş anlamda. Nasıl geldiniz diye sorduğumda her birinin geliş öyküsü farklı. Keşke önce biz kendi insanımıza o eğitimi verebilseydik.
keşke kendi insanımızı, eğitilmiş insanımızı diplomaları karşılıksız çek durumuna düşürmeyip çıktığı andan itibaren kendisini gelecekte mutlu kılacak, hayatını idame ettirebilecek bir gelir düzeyi sağlayacak bir mesleğe yönlendirebilseydik. Herhalde bu konuştuğumuz sorunların pek çoğunu konuşmamış olurduk. Bakın şair abartılı adamdır değil mi? Biraz cebezeli bir adamdır. Buyurun soruyu alayım. Hocam toparlayalım. Son 3 dakikamız. Toparlayalım, bitirelim. Tamam, şöyle Atatürk'ü övmek bir meslek haline gelmiş. Şöyle var, dağlar deviren azmine bir damla ya dağlar deviren azmine bir damladır engin diyor. 5000 asır geçse de varsın mutlak. Sen öyle bir güneşsin ki ufuktaki yıldızlar söner. Hilkat denilen ummanın en büyük incisisin. Bir dağ da aşılmaz, yüce gökten daha yüksek demişler. Bakın bunlar kimler? Faruk Nabız Çamlı Belk Çankaya şehrinde Tanrı peygamber nedir? Tanrı peygamber diye nedir kimdir bilmeden taptığımız ne varsa hepsi onda şekil aldı diyor bakın. Ya da Ömer Bedrettin Uşaklıgil bir güneş gibi yalnız sensin ülkü tanrımız diyor. Yine aynı şekilde Yusuf Ziya Ortaç yoktan var ediyordu Tanrı gibi her şeyi diyor. Fazıl Sütü Dağlarca Kahraman adlı şiirinde kutlu bir tanrı oldun güzel Anadolu'da diyor. Behçet Kemal Çağlar yine bir şiirinde ecel ecel alçak ecel ne yüzde kıydı fani olmasaydı o da tanrıydı diye abartılı ifadeler var. Bu da ona karşı çıkacak insanlara bir yani toplumda bir alan yanlış açıyor. Anlamaya hazır kitlelere bir veri oluşturuyor arkadaşlar. Şöyle diyeyim, Atatürk'ün anlamı ne bizim için? Onunla bitireyim. Atatürk'ün anlamı kurtuluştur, millet olmaktır, devlet olmaktır, bağımsızlıktır, özgürlüktür, anti-emperyalizmdir, cumhuriyettir, laikliktir, bilimselliktir, barışçılıktır, uygarlıktır, çağlaştıktır. Vatanı uğruna ölmeyi göze almaktır. Kimden ve nereden gelirse gelsin haksızlıklara karşı durmaktır. Boynu vurulsa da düşmanının önünde boyun eğmemektir. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Daha geniş zamanlarda birlikte olmayı dileyelim. İnşallah bir dahaki programlarda, önümüzdeki programlarda daha sizinle yeniden daha uzun söyleşi yaparız. Atatürk, eğitim, demokrasi, hukuk hepsini konuşuruz. Türkiye'de o kadar konuşulacak alan var ki bugün de bu konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı diyeceğimiz noktaya geliriz inşallah. Sevgili izleyiciler, cumartesi sohbetlerinin sonuna geldik. Miraati Madağa çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bu arada her programda anons atıyorum. Mutlaka Yeni Çağ TV'ye abone olun. Ya da programlarımıza beğeni ileti gönderin. Bundan size bir maliyeti yok. Hoşça kalın.